Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanal abone olmak da ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet size yine çok güzel bir model hazırladım şöyle modelimi göstereyim Ahududu Karadut dediğimiz model bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar bakın çok güzel ve zarif bir model oldu şöyle şu şekilde çimeli ve şöyle dört tane de dallardan oluşan bir model şöyle arkadaşlar çok tatlı yapımı da bir o kadar kolay bir model oldu. Şöyle bir de tübentini toplayayım. Evet beyaz zemin üzerinde de bakın bu şekilde çimeni ve ara suyu var. Şöyle dört tane tuttan oluşan bir model hazırladım. Evet ışıkta da bu şekilde gözüküyor. Çok güzel şöyle ters de çevireyim sallantılı halinde şöyle ışık açısından hem de daha net bakın arkadaşlar evet, modelim bu şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim modelimizin nasıl yapıldığını anlatalım Evet ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz 696 nolu videomda tüm püflü noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz Evet tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın 9 tane bu şekilde ara suyu mesafesi bırakıyoruz. Ve ara suyumuzu da şu şekilde arkadaşlar. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve iki alarak tırazdanı yapıp 4 zincirden de buraya bir kirpik oluşturdum. 2 tane zincir çektim. Yuvanın içine girip sabit 2 zincir çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 2 tane zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım. 2 zincir bir defa tığı dolayıp şöyle 2 ve 2 olarak aldım. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle tersine çevirip buraya sık iğne ile sabitledim bir zincirle düz tarafına döndüm yuvanın da içine girip bu şekilde bir sık iğne yaptım 3 zincir çekiyorum 2 defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 4 zincir 4 zincirden kirpiğimizi oluşturalım hemen kapatalım trabzanın arasını 4 tane buraya sık iğne 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde buraya 4 tane dal yapacağım yine 3 zincirimi çektim 2 defa tığı doladım şöyle 2 2 ve 2 4 zincir kapatıyorum bu şekilde bir kirpik oluşturdum Şöyle 1, 2, 3 ve 4 yuvaya girdim. 5, 1, 2, 3 tekrar 3. için 2 defa doladım. 2, 2 ve 2, 4 zincir çekiyorum yuvaya girdim. Kapattım. Şöyle bir 2 3 ve 4. Ve yuvaya girdim. 5. 1 2 3 zincir. 2 defa tığı doladı. Yuvaya girdim. 2. 2 4. dal için aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz. 4 zincirimi çekip sabitliyorum. Buraya 1, 2, 3 ve 4. sık iğne. Bu şekilde 5 sık iğneli dal ne büyük ne küçük oluyor arkadaşlar. Tam kararinde güzel bir dallar oluşturuyoruz. Bakın. Hemen dibine muhakkak sık iğne yapıyorum. Sakın şunun içine girmeyin arkadaşlar. O zaman çok aşağı yere değiyor. Bu sık iğne kafi oluyor. Evet sıradaki bakın bu yarım kalan üçgenimizi tamamlayıp bakın buraya sabitledim. iki zincir bu şekilde bu yarım kalan üçgen tamamlandı. İlk başta bir tane arası yapmıştık. Yine iki tane daha yapıp videomuzu şey çimenimizi tamamlayalım. 2 2 alarak trabzanı yaptım. 4 zincir hemen yandaki 2 zincir hemen yanındaki 2 zincir bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Şöyle sıkı sıkı zincirleri çekiyoruz. 2 tane zincir çekip kapat Evet. Şöyle bakın. Dallarımız ara suyumuz bu şekilde devam edecek. 9 taneden sonra tek Evet. Şöyle ilk bakın dalımızın yanında yapmış olduğumuz bu 4 zincirli yuvadan giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum sık iğnemin üzerine. Şöyle hardal sarısı rengi tercih ettim. Öbürü kara tuttu. Bu da Ayaş dudu sarı olsun arkadaşlar. Burada ayaş çok meşhur. Evet. İlk dalımın içine girdim. Şimdi dudumuzu yapmaya başlıyoruz. Bakın. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen yuvaya girdim. Şöyle iki ve iki alarak bir trabzan yaptım. Beş zincir. Beş zincirimi kapatıyorum. Şöyle trabzanımın içine bir tane kirpik oluşturdum yine bir zincir çekip trabzan oluşturacağız bir defa doladım aynı trabzan yuvasının içine girip 2 2 alarak bu şekilde yeni bir yuva oluşturdum 5 zincir her oluşturduğumuz yuvanın içine 5 zinciri çekip şöyle tam orta kısmından sık iğne ile sabitliyorum Bakın ikinci kirpiğimizi oluşturduk bir zincir bir defa doladım aynı yuvanın içine girip Şöyle 2 2 alarak 3. yuvayı oluşturdum. 5 zincir. Şöyle bakın. Aynı trabzan arasına bu şekilde girerek 3. kirpiği oluşturdum. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 2 Bu şekilde bakın. Şimdi bu sonuncu yuvamız, bu sonuncu yuvamıza 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. 5 zincirimi çekip hemen bu yuvamın içine girip bir kirpik oluşturdum. 5 zincir. Bakın şöyle aynı yuvanın içine minik minik kirpikleri yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Bakın. Kenarda 3 tane. O tepede de 3 tane kirpik tek yuvada 3 kirpik bu şekilde oluyor şimdi aynı şekilde sık iğne ile alttaki yuvanın içine giriyorum Bakın, karşıdaki 5 zinciri buraya yaparak tamamlıyorum karşılıklı olarak şöyle girip bakın, diğer yuvaya hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar sadece sık iğne ile şöyle iniyorum Şöyle göstereyim kenarda kirpik boşluğu. 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi buraya kirpik olarak. Şöyle sonuncu ve üçüncü yuvaya da bu şekilde. 2 3 4 ve 5. Evet bu şekilde bakın çok kolay. Dudumuzu yaptık. En son yine yeşil yuvaya girip bakın dalın içine girdim. Siz zincir çekmeden sık iğne Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Sadece baş kısmında bir zincir o da sık iğne olduğu için iki zincir sayılıyor aslında. İki zincirle şöyle kapattım. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar dudumu. Çok güzel bir dut hazırladım sizlere. Bir tane daha yapalım. Şöyle dutlarımızı yapalım arkadaşlar. Bir defa tığımı doluyorum Yuvanın içine girip 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. yumuş olduğum trabzanımın şöyle arasına kirpiğimi oluşturdum. Bir zincir bir defa doladım. Aynı trabzan kirpiği kapattım yuvaya girip şöyle 2 2 alarak yeni bir trabzan yaptım. 2 3 4 ve 5 şöyle ara kısmından girip kirpiğimi kapatıyorum bir zincir bir defa doladım yuvaya giriyorum şöyle iki şöyle iki Üç, dört ve beş hemen bakın şu boşluktan şöyle girip kapatıyorum evet üç tane kirpik oldu bir zincir çekiyorum yine trabzan arasına girip iki 2 alarak dördüncü trabzanlı yuva son yuva arkadaşlar oraya 3 tane 5 zincirden kirpik yapıyorum Evet bu dördüncü trabzanlı yuvaya şöyle beşer zincirden 3 tane 3 4 ve 5 kapattım bu şekilde yine 5 zincir yine kapatıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bakın hiç zincir çekmeden direkt iniyorum. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bu her trabzanlı yuvaya girip 5 zincirden karşılık olarak kirpik yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bir tanesini yaptık. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Arada arkadaşlar şöyle sık iğne geçiş yapıyorum. 5 zincir. Zaten bu 5 zincirli kirpik şimdi kapatacağımız için o aşağı doğru kayıyor bakın. O yüzden zincir çekmeden sadece sık iğne ile iniyorum. Böyle güzel duruyor. Beşer zincirli sık iğne yaparak inmeyince güzel durmuyor arkadaşlar. Onu da denedim. Sık iğne ile inerseniz yan taraf daha böyle karşılıklı birbirine simetrik oluyor sadece 5 zincir çekerek inerseniz şöyle uyumda bir güzellik olmuyor. Evet şöyle diğer dallar için 2 zincir çekerek yapalım. Bakın şöyle. Aynı işlem arkadaşlar aslında. Şöyle ikisini de ben yapıp hemen geleyim. Anlaşıldı sanırsam. Evet bakın öbür iki dalda Aynı size gösterdiğim şekilde doldurdum arkadaşlar. Ve tutlarımızı dördünü de tamamladık. Şöyle bak Yeşil yuvaya sık iğne ile girip dibine de bir tane zincir çekiyorum. Ve ilk başta olduğu gibi şöyle dört zincirle hemen yanındaki yuvadan sık iğne ile sabitleyip şöyle bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet kalıp gibi şöyle güzel bir e, işimiz oldu. Şimdi arkadaşlar genelde bu rengi soruyorlar arkadaşlar mesaj olarak Instagram üzeri olsun veya da burada şöyle numarasını göstereyim leylak marka böyle incecik kalıp gibi oluyor. Şöyle tutabilirsem tabii ki o da. Evet. 782 leylak marka hardal sarısı arkadaşlar şimdi ipi hemen yakayım iplerimi geleyim Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın kalıp gibi oldu ütüye dahi ihtiyacı olmadığından dolayı bu şekilde göstereyim sizlere kalıp gibi bir model oldu şöyle yapmış olduğum dut oyalarından en güzellerinden oldu arkadaşlar bakın şöyle kalıp gibi oldu Sizlere şu şekilde de göstereyim, bakın. Hoş ve zarif oldu arkadaşlar. Gerçekten şöyle tek tek de göstereyim. Bitmiş halini göstermedim çünkü. Bakın çok tatlı bir tut oyası oldu. Yapılışı da kolay. Ee, göstermiş olduğum zincir sayılarına göre de bu şekilde hazırlayın, yapın. Ee, hoş ve zarif bir model modeliniz olsun Evet modelim bu şekilde arkadaşlar gerçekten yapılmaya değer bir model hazırladım sizlere hoş ve zarif oldu şöyle çözün Evet Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar Şöyle son kez de duruşunu gösterelim. Böyle modeller arkadaşlar. Yaşmak yapınca da çok güzel duruyor. Alında çok güzel sallanıyor. Sallantılı hali hoş duruyor.